Azıcık bir şey kaldı be. Heh. Son bir dakika, 2 dakika uzatma verse, kırmızı kart alır, 3 dakika verse, 4 dakika, hatta 1 dakikası bitti, sadece 2 dakika verdi, hadi. Herkese merhabalar, Son Salvador kanalına hoş geldiniz. FIFA 2022 Ankaraspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere daha önceki bölümleri izlediyseniz 7 maçtır kazanamıyoruz, kaybediyoruz ya da berabere kalıyoruz. Kötü bir dönemden geçiyor Ankaraspor, oysaki lige çok iyi başlamıştık. Artık bu bölümde buna dur demek istiyoruz. Oyuncularımla her biriyle teker teker konuştum. Çoğu beni anlamadı zaten. Benim istediğimi, benim vizyonumu anlamadılar. İsteklerimi görmediler. Onları da şu an zannediyor ki tam olmamız gereken yerdeyiz. İyi gidiyoruz zannediyor çoğu. Dedim ki beyler bakın bizim Avrupa hedefimiz var. Ben daha öncesi bunu söyledim mi hatırlamıyorum bilmiyorum ama biz Avrupa'yı kovalayacak bir takımız. Şaştıp kaldılar yani biz bunu bilmiyorduk dediler. Biz bunu bilseydik ona göre oynardık. Biz her şeyi çok iyi gidiyor zannediyoruz dediler. Dedim siz bunu nereden çıkardınız? Başkanla iletişim halinde bizim menajerler. Başkan her şey çok iyi gidiyor dedi. Dedim oğlum burası saçmalık mı olur? Kendinize gelin. 7 maçtır kazanamıyoruz dedim ya. Ya 20 tane gol yemişiz. Sadece 18 tane atmışız dedim. Beyler bakın dedim. Bu iş böyle yürümez dedim. Kendileri beni az çok anladığını düşünüyorum. Yine taktiksel olarak değişikliğe gittik. 4-4-1-1 taktiğine geçtik. Yani bu da işe yaramazsa artık hangi taktikle oynatacağım bilmiyorum. Yine 4-2-3-1'e geri dönebiliriz belki. Şimdi efendim Malatyaspor maçımızı devam edelim bakalım. Öğrencilerim, benim oyuncularım beni anlamış mı? Bakalım bu maçta ona bakacağız. Ankara'da yeni Malatyaspor'u ağırlıyoruz. Mental açıdan zorluklar, sıkıntılar çekiyorum. Özellikle ben oyuncularım öyle bir sıkıntısı yok. Çünkü onlar mental olarak en üst düzeydeler. Fiziksel olarak böyle futbol anlamında şu an zirveyi yaşıyorlar. Tabi öyle bir sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Umarım yeni Malatyaspor maçında kendilerini aşacaklar. Ben bunu ümit ediyorum. Ben de birazcık da olsa moralim yerine gelir diye düşünüyorum. Bakalım 3 puan alırsak tabi eğer. Daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bakalım olacak mıymış? Bakalım olacak mıymış? Evet. Daha da başarılı bir şekilde bitiriciliğini konuşturdu Greenwood. Teşekkür ediyorum Greenwood'cum sana. Gerçekten takımdaki tek futbolcu sensin. Sadece seninle gol atabiliyoruz. Sağ ol güzel kardeşim. Gol attığımıza sevinemiyoruz artık maalesef. Yani bu duruma geldiğimiz için çok üzgünüm. Mutsuzum. Bu durumda olmayı kimse istemezdi. Benim oyuncularım istiyor ama tabii. Onlarda da böyle bir delikanlı. Varga senin önünü açık. Şöyle bir dene bak. Çok kötü vurdu. Hiç kimsenin bitiriciliği yok. Bu sıkıntı da bizi bitirdi. Tabii öyle değil, minik bir kelime oyunu yapayım da en azından böyle eğleneyim ben. Şimdi Greenwood. Sen ne yapacaksın Greenwood? Greenwood. Güzel rakibini yine şaşırdı. Aferin Greenwood. 2 geldi. Yeni Malatyaspor karşısında 18 dakikada 2 geldi. Artık böyle saçma sapan şeyler deniyoruz. Sen niye beşik sallıyorsun ki? Yani çocuk oyuncağı izlemini mi vermeye çalışıyorsun? Yoksa bir çocuk falan mı bekliyorsun? Greenwood sen daha genç dedik falan ama o hızlı geçişlerdensin sen galiba. Bir maçta daha bir 2-0 öne geçmiştik. Sonra 2-2 mi bitmişti? Ne yapıyorsun Yıldırım? Tutabilirdin sen onları ya. Yine öyle bir şey olabilir. Artık öyle şeylere şaşırmak yok. Her şeyi olumlu bir şekilde karşılayacağız. Bak mesela ilk golü yiyorduk. Yani tek başına kaleci top tutamıyor. Bir kaleci bir de stoper ihtiyacımız var. Gelen şutları engelleyebilmek için. Aman Greenwood çok. Yani gol yiyeceğimiz tabii ki belli olan bir şey. Adam büyükten yedik golü. Şu oyundaki heyecanımı kaybettim ben. Gerçekten kaybettim ya. Şu Ankaraspor kariyerine başlarken ne kadar mutluydum. Sen bu hareketi yapamazsın. Nereye yapıyorsun salak? Ben de kimlerle ne yapmaya çalışıyorum tabii. Vallahi bu beceriksizlere denk gelince tabii insanda ne heyecan, ne istek, ne arzu. Hiçbir şey bırakmadılar. Allah topyekun hepsinin. Ona değil be, İzzet Begoviç'e vereceksin o pası be. Allah'ın salakları, Allah'ın salakları. Salaksınız siz. Hepiniz birer salaksınız. Yani oyun neden oynanır? Keyif almak için oynanır değil mi? Siz benim oyun oynamadaki keyfimi mahvettiniz. İzzet Begoviç özellikle sen bari bunu at. Aa attı lan. Bunu attı, aferin. Attı. Ama dediğim gibi bir gram şu kadar bir keyif almıyorum. Şu attığım golden
şu kadarcık keyif aldım. Normal dedim şu an hoplayıp zıplamam lazım. Bu takım yere geliyor diye. Yok, keyif vermiyor. Sen şöyle buna ver, sen buna ver. Sen ne yaptın? Sen orada kime verdin? Sen bir daha bir İzzet Begoviç'i gör. İzzet Begoviç, sen bir daha buna ver. Sen bir kez daha ver bakayım ona. Sen bir daha ona verdin ya, şimdi bir de buna ver, değişiklik olsun. Sen ona da ver dememiştim de, hadi neyse. Ama yemeyelim, bari yemeyelim. Yine yedik. Yemekten sıkılmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Gol yemekten vazgeçmiyoruz ya. Yok, illa yiyeceğiz. O golleri yiyeceğiz. Ne yaptın lan gerizekalı herif? Manyak herif. Niye ta stopere döndün ya? Sen de şu kadarcık bile beyin yok galiba. Gerçekten şu kadarcık bile beyin yok. Moral sen oradan vursan ne olur kardeşim? Direkten döner. Greenwood tamamlayabilir mi? Tamamlayamaz çünkü o kadar atik bir adam bile değil. Sen bir de şuradan şöyle vur. Yine tabii ki önce rakibe çarpacak. Evet. Ondan sonra da rakipte kalacak. Bizdeki gibi olmayacak. Niye? Çünkü biz yapay zeka değiliz. Tabii. Gör bakayım İzzet Begoviç. Ne kadar iğrenç bir görüş ya. Yemin ediyorum. Kör adam daha güzel görür. Ver bakayım şu Seydi'ye. Seydi artık bu pozisyonda bitir. Neyse tamam. Tamam, offside falan yok. 4 oldu. Artık rahatladık. Buradan vermeyiz diye düşünüyorum artık. Değil mi? Yani. Buradan da vermeyiz. Senden daha zeki çıktı. En azından organize attık. Bu golü de organize attık. Maksat çocuklar eğlensin ya. Çocuklar kendisini futbol oynadıklarını zannetsinler. Greenwood hat-trick yapmış. Ne ara yaptı hiç farkında bile değilim. Tebrik ediyorum kendisini. Bölümün ikinci maçında Beşiktaş'a konuk oluyoruz. Beşiktaş'tan da 4 tane 5 tane yeriz gibi geliyor bana. Hayırlısı be. Kısmet bunlar. Kısmet nasıl kısmet işler bunlar. Kazanan 11'e 5 sistemi bozmak istemedim. Çünkü kazandılar. Greenwood sen şuradan bir sıyrıldın. Greenwood sen bir de vurdun. Puh. Fenerbahçe maçında pozisyon kaçırmanın bedelini çok ağır ödedik. Bu maçta böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. O yüzden elde ettiğimiz bütün pozisyonlarda gol atmak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Yapamayacağız. Tabii ki yapamayacağız. Yani öyle bir şey mümkün mü? Bak şimdi şuradan şöyle geçir. Aa, gol attık lan. Harbi attık ha. Bak Beşiktaş'a karşı attık golü. Enteresan. Fenerbahçe'ye karşı da gerçi 1-0 öne geçmiştik. O yüzden bir kez daha sevinmiyorum. Tabii attığımız gole yine sevinmiyorum. Geçen maç 5 tane gol attık. Sevinmedim. Buna da sevineceğim. Kenan Karaman oyunda. Kendisinden korkuyorum açıkçası. Çıkardığı pası bakın. Aman. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsun? Niye kaçmadın sen? Gerizekalı. İleri doğru atılıyorsun. Bak gerizekalı. İleri doğru atılıyorsun. Sonra birden duruyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Bunu bütün oyuncularım yapıyor. Ben hepsini tamam geride kalmalarını söyledim. Allah'ım. Allah'ım yine yardım ediyorsun bana. Allah'ım. Daha ihtiyacı olan birisine yardım et artık. Gerçekten bak bana yardım ediyorsun tamam mı? Ben kendi elimle kaşınıyorum. Ben kendi elimle o golü yemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ya Rabbim. Şükürler olsun. Yine Allah yine yanımda. Yine yanımda. Allah'ım sana şükürler olsun. Tabii ben şey yapmak istemem ama kurban oldum. Tamam. Yine güzel çıkıyor gibiyiz. Yine bir şey yapacak gibiyiz. Offside var gibi ama. Yani oraya da atmak istemedim gerçekten. Olacağını da size anlatayım. Çünkü biz tehlikeli bir atak gerçekleştiremeyeceğiz. Zami gerçekleştirebilecek miyiz? Sen gerçekten yani et misin balık mısın ben seni çözemedim oğlum. Yani sen kaliteli bir ayak mısın? Değil misin? Nesin? Ben seni çözemedim. Ya bak rakibin de dengesini bozuyorsun saçmalıklarından. Yani karşı karşıya kalmışız. Oha hakem. Greenwood sen sıfıra kadar in. Greenwood indirmiş. Şimdi şutunu çek. Ah be. İzzet Begoviç. Tabi orada uyuyor kendisi. Salih uçanlar falan. Aman. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gerçekten ne yaptığınızı ben sizi çözemiyorum artık. Gerçekten çözemiyorum. Artık çözmek de istemiyorum be. Ha? Vallahi bala götü oynayın işte bir şeyler. Ne önemi var sanki? Normal istediğimizi oynayabiliyor muyuz da İzzet Begoviç? Yemedi. Devre arasında oyuncularımla konuştum. Dedim ki önümüzde Beşiktaş'tan 3 puan almak için sadece 45 dakikacık kaldı. Tabi bunun farkında değillermiş peki. Hocam ilk yarı bitti mi falan dediler. Dedim sen gerizekalısın. O yüzden dedim ki beyler bu 45 dakikada Allah. Bu 45 dakikada dedim beyler dedim siz topla oynayın dedim ya. Vallahi
Arada siz de topla oynayayım ya. Belki şey olur. Futbolu öğrenirsiniz belki dedim. Pas atmayı falan öğrenirsiniz belki dedim ya. Ha, topla oynasınlar ya. Bakalım 45 dakika boyunca topla böyle oynasınlar. Hani ne olur oynasınlar ya. Ne kaybederiz ki? Ya tamam, izleyenler canı sıkılır olur. Ama benim canım sıkılmasın be. Yani izleyenlerden ben daha önemli değil miyim? Şu seyircilerden daha önemli değil miyim? Bak şimdi İzzet Begoviç ne yapacaksınız? Sen ne yapacaksın? Bak Allah'ım, top bizde kalsın be. Ne olur bak, rakipte hep rakipte kalıyor top. Yani bizim atakta da rakipte kalıyor. Onların atağında da rakipte kalıyor. Ben bu adalet... Nerede bu adalet? Yok böyle bir adalet. Gezal. Aman. Allah'ım aman. Ya Rabbim. Sen beni koru ya Rabbim. Sen beni koru. Çok ihtiyacım var senin korumana. Kurban oldum. Ne olur beni koru. Bu şer odakların elinden beni... Kullan, koru. Hakem? Sen şerefsizsin hakem ya. Vallahi karşımıza İstanbul ekibi çıkmaya gör. Hakemler şerefsizleşiyor ya. Sen de şerefsizsin. Sen şerefsizsin, hatta önde gelenisin hakem. Alex Teixeira o bir şey. Aman. Hiç atağa falan kalkalım. Sen orta açamayacaksın. Ben biliyorum, seni tanıyorum çünkü. Topla oynayacağız ya. Bu kadar basit. Topla iki oynayayım bakayım ya. Ya gerçekten ben o topu geçirdim. Senin takım arkadaşın sana engel oldu güzelim. Belki şut çekebilecektin de takım arkadaşın şut çekmeni istemedi. Kenan Karaman kendisi tehlikeli bir arkadaş. Ona karşı ciddi oynayalım. Bak adam topu kaybetmedi. Kallem etti. O topu bir şey yapmadı. Kaybetmedi. Kenan Karaman'ı mı transfer etsek mi? Ha? Bak şimdi bu fikir bana çok güzel geldi ama. Ne yapıyorsun sen? Sen çıksana. The referee making it clear next time there will be one shown. Daha bekleyeceğiz mi böyle? Kullanmayacak mısınız ya? Kullansanız oğlum. Kullansanız ha. Lan manyak mısınız? Niye kullanmıyorsunuz? Bak bak, bizim oyuncular da yavaş yavaş kaydı. Dur şurayı kapatalım. Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Aman. Vallahi yedik zannettim. Bir saat bunun için mi uğraştınız lan? Sizi de beğeniyorum. Topla oynama serüvenimiz kaldığı yerden devam etsin. Hadi hata yapmayalım. Hata yapmadan topla oynayalım. Hadi gözüm. Ben bir puana da razıyım çünkü şu topla şöyle adam akıllı bir şekilde oynayalım. Vay ana vay, ne paslaştık. Sende bitiricilik var mı oğlum? Varmış, 90'a taktın. Beşiktaş karşısında ikinci golü de bulduk. Güzel. Bir tık sevindim. Bir tık heyecanlandım. Bir tık güzelleştim. Ya ben bu takımı anladım ya. Ben hani galibiyetten, gol atmaktan keyif almıyorum dedim ya. Takım gol atmaya başladı. Ya bu takım benim keyiflenmemi istemiyor. Hiçbir şekilde istemiyor. Bak şimdi ben daha demin birazcık güzelleştim, keyiflendim dedim ya. Bak şimdi 4 tane gol yiyeceğiz. İzleyin. Yıldırım yat. Birazcık daha toplu oynayalım beyler. Azıcık daha oynayalım. Bak Göçek, o çok az oynadı. O biraz koştursun bakayım. Birazcık Göçek koştursun. Güzel. Yine üçgenimsi şeyler yapıyoruz. İzzet Begoviç yine top geldi. İzzet Begoviç yine gitti orada. Kaptırdı. Bu çocuk orada kaptırmayı seviyor. Yani topu oraya kadar taşıyor. Sonra geliyor orada kaptırıyor. Bu çocuğun da fantezisi bu demek ki be. Yani yargılayamam mı bu çocuğu? Bu çocuk bunları seviyor diye. Yargılayamam. Gol yemeden maç bitirseydik bari be. Yani bir maçı da gol yemeden bitirseydik. Adam nereden ne çaktı ne taktı. Bakalım Karagümrük karşısında da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hedefimiz bu yönde. Yani hedefimiz 3 puan falan demiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah yaparız. Bakalım. Olursan o rakibini geçebilecek mi? Geçemeyeceksin tabii. Şöyle bir şey olabilir, yapabilir miyiz seninle? Ha? Bilmiyorum. En azından oradan çıktık. Şimdi şöyle İzzet Begoviç'i görürsek. Şuradan da bir Greenwood kaçarsa herkes Greenwood'un kaçtığını gördü. Herkes Sağır Sultan duydu, yemin ediyorum. Çok açtım ayağımdan. Ama bu sanırım Jimmy Durmaz. 10 numaraya verdiklerine göre Jimmy Durmaz o. Aman tut onu. Neyse. Ay, İzzet Begoviç'le oynamak var ya. Çok büyük işkence ya. Gerçekten büyük işkence. Ben bu adamla oynamak istemiyorum ya. Hatta ben şimdi şu dakikada bu çocuğu çıkaracağım. Evet. Yeni de kim alacak? Gel lan Sarı, gel. Sevgili İzzetciğim, Begoviç'cim. Yani buraya kadarmış be. Hadi kendine iyi bak yavrum. Gir bakalım genç çocuk Sarı. Sen Sarı değilsin. Sağ kanatta Seydi. Aman adam ne şut çıkardı be. Sağ kanatta Seydi'yi de oynatmak istemiyorum. Takımda sağ kanat yok başka. Yani şimdi
Maurer bu zamana kadar orada oynadı, evet. Ama nasıl oynadı? Gel de bana sor. O çocuk orada sağ kanatta nasıl oynadı? Ya artık bir ay ananı satayım. Ne şut çıkarıp ne gol atıyorsunuz? Nasıl öyle şeyler yapabiliyorsunuz ya? Yine sikim son iki bir gol yedik. Saçma sapan. Ne yediği belirsiz gol. Ben artık küfür edeceğim ya. Ben size küfür edeceğim. Gerçekten ben artık size küfür edeceğim. Her giden çok üzülüyorum ama bu takım artık küfür hak ediyor. Gerçekten bu durum artık küfür hak ediyor. Yani siz söyleyin hak etmiyor mu? Yani söyleyin, gerçekten söyleyin hak etmiyor mu? Bak adamlar bize top vermiyor ya. Yani adamlar bize top vermiyor. Beşiktaş'a karşı nasıl oynuyoruz? Barcelona sanki. Karagümrük değil sanki Barcelona ya. Gerçekten top alamıyoruz Karagümrük'e karşı. Beşiktaş'a karşı ne kadar güzel oynuyoruz. Böyle tak 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 tak. Karagümrük'e karşı takım mahvoluyor ya. Bizim bu Karagümrük'ü bitirmemiz lazım ama hoca out. Niye öyle değil? Niye değil şu an? Biz niye 3-0 önünde değiliz? Karim burada bir yardım, bir destek. Bak o çocuk orada tek başına kaldı. Çok güzel. Maurer sende bitecek var mı? Var. Bir top al. Sen bir bu takım top almayı sevmiyor. Bu takım sevilmeyi seviyor. Neyse 1-3. Ben rakibin ayağına kayıyorum. Üstünden geçiyorum. Irzına teşebbüste bulunuyorum. Adamlar bana mısın demiyor ya. Bak 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 bak. Ama adamlar yam yam gibi koşuyor ya. Ben Beşiktaş'tan görmediğim perisi bunlardan görüyorum. Niye oluyor bu iş? Sarı sen ne yapacaksın? Sarı sen ne yapıyorsun Sarı? Sarı sen ne işe yarıyorsun Sarı? Sarı sen ne işe yarıyorsun? Sen gol attırıyorsun. Aferin Zalmi. Aferin oğlum. 2-1. İkinci yarının başında bu golü attık. Şimdi tekrardan bunlar sevinsinler. Topu ayağımıza alacağız gollemeden inşallah. Bir daha da vermeyeceğiz maç boyu. Gerekirse var ya yatacağız, her şeyi yapacağız. Vay anam vay. Bir topu alabilseydik. Ha? Bir topu alabilseydik. Aman 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 aman. Sakin ol. Yerdeki ne yapıyorsun sen? Herkese engelli oldun şu an. Aman. Tamam Yıldırım sen de. Yıldırım yat oğlum. Yat Yıldırım. Yıldırım koşma yat oğlum. Hatta sen oraya görmek istedin. Olur. Zalmi sen bir gol de atmak istedin mi? İstemedin oğlum. Sen bir gol de atmak istedin çünkü sende kafa yok. Aa Karagümrük'ün şeyi koçu Volkan Demirel değil mi? Ben şimdi anladım bu takım niye böyle oynuyor ya. Vallahi hepsi can tehlikesiyle oynuyor bütün takım ya. Ben de diyorum Karagümrük nasıl yam yam gibi koşuyor. Bak ben bu takım beni yenerse ben şey yapamam. Hak veririm. Bak mesela Ladim o saçmalığı yapan adam evinden aldırılacak yarın. Duralım ne olur beyler. Yatalım gözünü seveyim. Pas hataları yapmayalım. Bak böyle bir ileri. Bak böyle bir geri. Bir ileri bir geri. Sonra şurada şöyle bir adam boşa çıktı mı? Tekrardan bir ileri bir geri. Boşa çıkmadıysa yuh ayı. Direkt kırmızı ya. Direkt kırmızı. Teşekkürler hakemciğim. Teşekkürler. Direkt kırmızı. Yine bir ileri bir geri. Böyle. Sonra adam boşa çıktı. Verdin pası. Sonra boşta adam yok mu? Tekrardan geri. Bir ileri bir geri. Bir ona bir ona. Böyle döndürüp dur. Böyle dönüp duracağız. Bunun başka şey çözümü yok. Yani 3 puan istiyorsak böyle oynayacağız. Göze hoş gelen futbolu boş vereceğiz. Böyle saçma sapan şeyler yapacağız. Şimdi sen içe girdin. Çok güzel. Sen içe girdin de sen içe girince bizim elimizde bir şey geçmiyor. Sen oradan da onu yaptın. Sen yine offside'da mısın lan salak herif? Ya bu sefer değil misin bize? Şöyle bir şey bir dene bakayım. Keşke denemeseydik ya. Ya şu dakikalarda gol yemek istemiyorum. Lütfen yemeyelim. Bak gerçekten yemeyelim. Yani gol yemeyelim. Maçtan sonra ben hepinizi bir pideciye götüreyim. Onu yiyelim. Ne diyorsunuz? Ha? Aman aman. Aman kaya güzel kapat. Hızlı çıkabilir miyiz lan acaba? Bakayım. Çıkamayız. 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 Dön 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 dön. Faul alsam mı? Faul alsam mı? Boş ver. Dur bakayım şurada bir açıklık var. Varga koş. Varga son 2 dakika be. Ne olursa olsun. Bir korner olsun be Varga. Puh. Azıcık bir şey kaldı be. Ha? Son 1 dakika. 2 dakika uzatma verse. Kırmızı kart arada 3 dakika verse. 4 dakika. Hatta 1 dakikası bitti. Sadece 2 dakika verdi. Hadi. Beyler çıkartmayalım. Rakibi çıkartmayalım. Gözünü seveyim. Şu bölüm 3-3 yapalım. Keyiflenelim be. Hoca bitir be. Sen de erken bitir. Ne olacak? Bak buraya kadar beklettin. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi bitirsen ne olacak? Hoca bitir. Hoca. Hoca bak dakika kaç oldu bak da atağa kalkmadılar. Çok teşekkür ederim. Bu bölüm 3-3 yaptık. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Harika oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Bir moral oldu be. Evet bu bölümdeki 3 maçın ardından 24 puanla 5. sıradayız. Ancak Trabzonspor'la aramızda 5 puanlık bir fark var. Yani Avrupa Savaşı'nın içindeyiz ama tutunmamız gerçekten çok zor. Çünkü Antalyaspor,
Başakşehir, Göztepe'si, efendim söyleyeyim, Kayserispor, Kasımpaşa, hatta Karagümrük bile yarışın için. Hatta Sivas Spor, hatta Çaykur Rizespor, vay anasını satayım, hepsi, herkes, bütün herkes bu yarışın içindeymiş. Biz nasıl bir yere düşmüşüz, nereye düşmüşüz belli değil. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz benim gönlümde harbi diyorum kral adamsınız. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.